أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Şuara suresinin 30. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bu bölümde ve geçen bölümde Rabbimiz Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselamın Firavun'a tebliğ için gönderildiğini haber veriyor. Firavun'a gitmelerini ve ona İslam'ı anlatmalarını emrediyor. Onlar da gidiyor. Aralarında geçen uzun bir konuşma var. Firavun soruyor, senin Rabbin kim? O da diyor ki, benim Rabbim göklerin Rabbidir, yerin Rabbidir, ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Sizin de Rabbinizdir, sizden önceki atalarınızın da Rabbidir. Doğunun da Rabbidir, batının da Rabbidir, diyor. Firavun, öyleyse ben seni hapsedenlerden olacağım. Seni hapsedeceğim. Hapse atacağım seni, diyor. Musa aleyhisselam diyor ki, gâle evelevci tüke bir şeyin mübin. Peki apaçık bir şey sana göstersem yine de beni hapse atar mısın? Gâle fe'ti bihi in künte minessâdiqîn. Peki madem doğru söylüyorsun, hadi yap. Getir, ne getireceksin? Musa aleyhisselam فَاَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ. Musa aleyhisselam elinde tutmakta olduğu asası vardı. Onu yere bırakıverdi. Bir de baktı ki o ejderha, büyük bir yılan oluşuvermiş. Yılana dönüşmüş elindeki asa. Bu bir. İki, ve nezaa yedehu fe iza hiye beydau lin nazirin. Elini koynundan çekti. Bir de baktılar ki o gören adamlar onu bembeyaz nur gibi pırıl pırıl parladığını gördüler. Kale lil mele'i havlehu inne hada lesahirun alim. Çevresindekilere Firavun dedi ki, şüphesiz bu çok bilgin bir sihirbaz, dedi. Muhterem seyirciler, günümüzde de aynı şeyler söylenir. Bunu bazen Müslümanlar da söyler. Der ki, ya hocam, günümüzde peygamberlerin gösterdiği gibi bir mucize gösterilmese bile, evliyalarımız keramet gösterseler de, bu gavurlar Müslüman olsa. Mesela ben birine sordum, ne yapsalar? Mesela Sultanahmet'i kaldırsa, havada dolaştırsa, geri getirse, diyor. Mantıken doğru gibidir. Ama bunların zamanla uygulaması yapılmış. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Mina'da eliyle işaret ederek ayı ikiye yarmış. Orada gören müşrikler, sen bize sihir yapıyorsun, demişler. Musa Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak Allah Celle Celaluhu Tur Dağı'nı kaldırmış. O isyankar İsrailoğullarının üzerine getirmiş. Dağın üzerine göçeceğini görünce semi'na demişler. İşittik Tevrat'ı, tamam demişler. Dağ yerine gidince de ve asayna, isyan ettik deyivermişler. Yani yine bir ayet-i kerimede Rabbim, onlara bütün mucizeleri getirsen yine de iman etmeyecek olan iman etmez, diyor Allah Celle Celaluhu. Yuridu en yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fe ma za ta'murun.
Firavun diyor ki, bu adam sizi yurdumuzdan çıkarmak istiyor. Sihriyle. Sihir yaparak bu sizi yurdumuzdan çıkarmak istiyor. Ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Çevresindeki danışma meclisinde olanlar diyorlar ki, galu, ercih ve ehahu ve ba'at fil medaini haşirin. Ye'tüke bi kulli sehharin alim. Onları burada tut. Musa ile Harun'u, kardeşi Harun'u bütün şehirlere adamlar gönder ve bütün bilginler, sihirbazlar burada toplansınlar, sana gelsinler. Fecmi'as seharatu li miqati yevmin ma'lum. Bütün sihirbazlar o belirli günde bir araya getirildi, toplandılar. Ve qila lin-nasi hel entum mujtemi'un? İnsanlara da tamam mısınız, toplu musunuz, hazır mısınız denildi. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَارَةَ اِنْ كَانُهُمُ الْغَالِب۪ينَ Ve o topluluk, toplu halde galip gelecek olursa biz sihirbazlara uyarız dediler. Yani sihirbazlar, ilim adamları. Sihirbaz deyince günümüzdeki dünyaca ünlü sihirbazları ele almayalım. Onları gözümüzün önüne getirmeyelim. O dönemin sihirbazları ilim adamlarıdır. Yani Firavun'un ilim adamları. Onun sihirbazları. Yani bugünkü ifadeyle kullanacak olursak, üniversite öğretim üyeleri, Firavun döneminde öğretim üyeleri, ilimle onlar meşgul oluyorlar. O ilim adamlarına biz uyarız. Biz ilim adamlarına uyarız, eğer galip gelecek olurlarsa, diyorlar. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ İlim adamları Firavun'a diyorlar ki, peki galip gelecek olursak bize bir mükafat var mı? Kale naam ve innekum leminel mukarrabin. Evet, o zaman siz benim yakınım olacaksınız diyor. Yani gözdelerim arasında olacaksınız diyor. Buna Türkçe'de bugün siyaset dilinde yandaşı denilir. Yani bir yetkili, başbakanın, bakanın yakını olmak, yandaşı olmak çağımızda bile zengin olmayı gerektiriveriyor anında. Bugünlerde içeri alınanların, tutuklananların, bundan önce, geçen senelerde, evvelki senelerde, onca önceki senelerde de bakanlık ihalelerini alanların, yolsuzluk yapanların her dönemde olduğunu görüyoruz. Bir sene önce çaycı iken bir sene sonra holding sahibi olan insanları da bu memlekette gördük, bildik. İçeriye giriyorlar, dışarıya çıkıyorlar. Ama bütün bu servetlerini mukarrabinden olmalarıyla, yakın yerde durmalarıyla elde ediyorlar. İlim adamlarına da Firavun diyor ki, yakınım olacaksınız. Gözdelerim arasında bulunacaksınız diyor. Yani ücretin, mükafatın boyutu belirlenmiyor. Çünkü öbür tarafta sınırsızlık var. Mukarrabin olmakta mükafat sınırsız. Efendim işte şu kadar dolar alacaksınız, şu kadar altın alacaksınız. O sınırlıdır. Onun için ilim adamları da seviniyorlar. Firavun'un yakını olmak şerefine erecekler onlar. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون Musa aleyhisselam onlara diyor ki, ne atacaksanız atın, yapacağınızı yapın, hadi bakalım. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Ellerindeki iplerini ve değneklerini attılar ve dediler ki, Firavun'un izzeti üzerine yemin ederiz ki biz galip geleceğiz dediler. Firavun üzerine yemin ediyorlar. Firavun'a tapanlar Firavun üzerine yemin ediyorlar. فَاَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ Musa aleyhisselam da elindeki asasına atınca bir de baktılar ki Musa'nın asası onların
yapmış olduğu sihirleri yutuvermiş. فَاُلْغِيَ السَّحَارَةُ السَّاجِد۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Sihirbazlar secdeye kapandılar ve dediler ki biz alemlerin Rabbine iman ettik. Bir başka ayet-i kerimede آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. O da çok güzel bir ifade demiştik oranın tefsirinde. Alemlerin Rabbi olduğunu Musa aleyhisselam söylüyor. Benim Rabbim alemlerin Rabbidir. Ve ma Rabbül alemin diyor Firavun. Onun için Rabbül alemin diyorlar burada. Rabbi Musa ve Harun, Musa'nın inandığı Rab, Firavun'un kabul ettiği değil. Yoksa Rabbe herkes inanıyor. Herkes Rabbe inanıyor. Ama herkesin inandığı Rabbi ayrı, Allah'ı ayrı. Kendi aklına göre Rabbine, Allah'ına bir sınır çizmiş. O sınırın dışına çıkarttırmıyor, Allah'ını çıkarttırmıyor. Karışamazsın sen diyor. Benim hayatıma karışamazsın. Peki kalbimi ben çalıştırıyorum, çalıştır. Nefesi ben veriyorum, ver. Yediklerimi ben yaratıyorum, yarat. Kanımı ben akıtıyorum, akıt. Ama benim hayatıma karıştırtmam. Benim hayatıma Avrupa değerleri karışır. Avrupa kanunları karışır. Diyen adam. Aynı mantık. Değişen bir şey yok. Amennâ bi rabbil âlemîn. Alemlerin Rabbi ona iman ettik biz. Yanlış anlamayın. Rabbi Musa ve Harun. Musa ve Harun'un Rabbine. Yani Rabbül âlemîn diye bize tanıtan Musa. O Musa'nın bize tarif ettiği Rabbe iman ediyoruz diyor o ilim adamlarının hepsi. Firavun diyor ki قَالَ اَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اَذَنَ لَكُمْ Ben size izin vermeden siz iman edersiniz ha. اِنَّهُ لَكَب۪يرُكُمُ الَّذ۪ي عَلَّمَكُمُ السِّحْرِ Bu var ya bu Musa işareti diyor Musa Aleyhisselam'ı. Bu da size ilim öğreten, sihri öğreten en büyüğünüz bu. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Yakında göreceksiniz, bileceksiniz. لَاُقَطَّ عَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Sizin ayak ve ellerinizi çaprazlama kestireceğim ve sizi asacağım. Hepinizi asacağım diyor Firavun. قَالُوا O iman eden ilim adamları diyorlar ki لَا دَيْرِ İnna ila rabbina mungalibun. Hiç zararı yok. Kolumuzu, ayağımızı çaprazlama kessen de zararı yok. Bizi assan da zararı yok. Biz Rabbimize nasıl olsa döneceğiz diyorlar. İnna natma'u en yaghfira lana rabbuna khatayana en kunna evvelul mu'minin. Biz müminlerin evveli olmamız nedeniyle yani toplu halde Rabbimize iman etmemiz, diğer insanlara da öncülük yapmamız nedeniyle Rabbimizin bizim hatalarımızı affedeceğini umuyoruz diyorlar. Umuyoruz diyorlar dikkat edin. Yani biz şunu demeyelim hiçbir zaman. Ben iman ettim böyle bir toplumda ben iman etmişsem. Allah beni affetmeyecek de kim affedecek? Sakın ha böyle bir şey hatırımızdan, hayalimizden dahi geçirmeyelim. Orada toplu halde Firavun'a baş kaldırmadır bu. Toplu halde iman eden ilim adamları canlarını ortaya koymuşlar bakınız. Sizi çaprazlama kestikten sonra asacağım diyor. Onlarda zararı yok. Biz Rabbimize nasıl olsa döneceğiz. Biz Rabbimizden bizim affedilmemizi umuyoruz. Umuyoruz diyorlar. Ya Rabbi affet bizi diye boyun büküyorlar. Canlarını Allah yolunda vermeye hazır ilim adamları bunu söylüyorlar. Ve evhayna ila Musa en esri bi ibadi innekum muttebaun. Musa aleyhisselama şöyle bir vahiy gönderdik biz. Kullarımı geceleyin
yola çıkar. Yani kendine iman edenleri al ve Mısır'dan çık, geceleyin çık. Onlar da size izleyecekler. Yani Firavun da ordularıyla sizi izleyecekler. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِر۪ينَ Firavun bütün şehirlere haberler gönderip askerler topladı. اِنَّ هَا اُلَٰئِ لَشِرْزِمَةٌ قَل۪يلُونَ Bunlar yani Musa aleyhissalatu vesselam ve ona iman edenler çok az bir topluluktur. وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِضُونَ Ama onlar bizim hakkımızda çok öfkeliler. Öfke. Ve inna le cemiun hadirun. Biz bütün tedbirlerimizi aldık diyor Firavun. Fe ahrajnahum min cennatin ve uyun. Onları o bahçelerinden ve ırmaklarından ayırdık ve kunuzin ve makamin kerim hazinelerinden ve o değerli makam ve mevkilerinden de uzaklaştırdık. Yani Firavun ve Firavun'a iman edenler Mısır'ı terk ediyorlar. Niçin? Musa Aleyhisselam'ı ve ona iman edenleri yakalamak üzere. Bağlarından, bahçelerinden, saraylarından, sularından, ırmaklarından, makamlarından ve hazinelerinden de ayrı kalıyorlar. Rabbim diyor ki, كَذَٰلِكَ وَاَوْرَثْنَاهَا بَن۪ي إِسْرَائِيلِ Onlara Beni İsrail'i varis kıldık diyor Rabbim. Onların bütün var varlığı Beni İsrail'in mirası oluvermiştir. فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِق۪ينَ Firavun'un adamları güneş doğarken onların peşine düştü. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ اَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ İki topluluk birbirini görünce, önde Musa aleyhisselam ve ona iman edenler, arkada Firavun ve orduları birbirlerini görünce, Musa Aleyhisselam'a iman edenler diyorlar ki bize yetişecekler. Kale kella inne ma'iye rabbi seyehdin. Musa Aleyhisselam diyor ki hayır. Benim Rabbim benimle beraberdir. O bize yol gösterecektir diyor Musa Aleyhisselam. Muhterem seyirciler. O güne kadar mevcut, o günün orduları içerisinde en güçlü bir ordu, Firavun gibi bir kralın başkanlığında çok az bir topluluk olan Musa aleyhisselama doğru geliyorlar. Birbirlerini de görüyorlar. Musa aleyhisselama iman eden topluluk korkmaya başlıyor, yetişecekler bizi demeye başlıyorlar. Ve Musa aleyhisselam diyor ki kella inne ma'iye rabbi seyehdini benim Rabbim benimle beraberdir o bana yol gösterecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum sübülena diyor Allah Celle Celaluhu. Bizim yolumuzda cihad edenlere biz yollarımızı gösteririz diyor. Yolumuzu gösteririz demiyor. Yollarımızı gösteririz diyor Allah Celle Celaluhu. Evinden çıkmayan, yalnız plan kuran ve planların da hep kötümser taraflarını gören adamların yapacağı bir iş yoktur. Ama ben şöyle bir hizmeti yaparım. Tek başıma da olsa yaparım. Gücüm benim şuna yeter. Der ve çıkacak olursa, onun hiç hesap etmediği yerlerden Allah Celle Celaluhu ona yardımını gönderir. Men yetteqillâhe yec'allehu mehracen. Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu verir. Ve yerzuquhu min haythu la yahtesib. Hiç hesap etmediği yerden de onu rızıklandırır diyor Allah Celle Celaluhu. Ön tarafta deniz, arka tarafta düşman. Ne yapacaksın? Hani Karadeniz fıkrası var. Ön taraf ateş demiş. Kaçıyorsun. Arkanda bir canavar seni kovalıyor.
Dümdüz her taraf. Ağaca çıkacağım dersen ağaç yok diyor. Ön taraf ateş, arka tarafta canavar. Ne yapacaksın dediğinde daralan Karadenizli, sen canavarın tarafında mısın, benim tarafımda mısın demiş adama, soran adama. Musa aleyhisselam Rabbinin tarafında. Ön tarafta deniz, arka tarafta düşman. Hiç çıkış yolu yok. Öyle bir anda benim Rabbim benimle beraberdir. O bana yol gösterir. İnancını iliklerine kadar yayacak olursa Allah Celle Celaluhu de ona yardımını gönderir. Nasıl gönderir? Okuyalım. Feyuhayna ila Musa en idrib bi asakel bahra fenfelaga fekane kullu firqin kettavdil azim. Biz Musa'ya asanı denize vur diye emrettik, vahyettik. Derken o denize vurdu. O büyük büyük iki dağ haline geliverdi. Su, denizin suyu dondu. İki dağ halinde ayrılıverdiler. Ve ezlefna thümmel aharin. Arkadakileri de onlara yaklaştırdık. Yani Firavun'un orduları da yaklaşıyor. Ve enceyna Musa ve men ma'ahu ecmain. Musa ve Musa ile beraber olanların hepsini kurtardık denizden. Karşı tarafa geçtirdiler. Sümme ağraknel aharin. Arkadan gelenleri de boğduk diyor Allah Celle Celaluhu. İnne fî zâlike le âyeten. Ve mâ kâne ekseruhum müminin. İşte bu da Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Ama birçoğu da buna iman etmemiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve inne rabbeke lehüvel azizür rahim. Şüphesiz senin Rabbin güçlüdür, azizdir ve de rahimdir diyor Allah Celle Celaluhu. Daha önce Taha suresinde de bu bölüm işlenmişti. Birkaç surede bazı değişikliklerle işleniyor. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la olan mücadelesi Kur'an'da Peygamber Efendimiz'den sonra en çok hayatından bölümler nakledilen peygamber Musa Aleyhisselam'dır. Ve onun da en çok anlatılan bölümü Firavun'la olan mücadelesidir. Birbirine benzer gibidir çeşitli surelerdeki anlatılanlar ama dikkat ederseniz bazı farklılıklar vardır. Surenin diğer ayetlerine uyumlu olarak bazı farklı bölümleri verilmektedir. Mesela bu bölümde Musa Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu Firavun'a tarif edişi bayağı uzatılmış. Yani o Rabb ve ma Rabbül Alemin. Biz her gün okuyoruz Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyoruz namazımızda her gün. Peki biri sorsa ve ma Rabbül Alemin. Alemlerin Rabbi dediğin kimdir, nedir diye soracak olursa biz bu Şuara suresinde Musa aleyhissalatu vesselamın yaptığı tarifi yapacağız. O Rab göklerin Rabbidir. O Rab yerin Rabbidir. Göklerle yerin arasındakilerin Rabbidir. Musa'nın da Rabbidir, Firavun'un da Rabbidir. Firavun'un atalarının da Rabbidir. Musa'nın atalarının da Rabbidir. Musa aleyhissalatu vesselamın atalarının da Rabbidir. Doğunun da Rabbidir, batının da Rabbidir. Derken dikkat edin yine dersimizin başlarında söylemiştik, daha öncekilerde de söylemiştik. Rabbimin vermiş olduğu örnekler, isimler herkesin tanıdığı ve bildiği isimler. Doğunun Rabbi, batının Rabbi Allah Celle Celaluh'tür. Göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi Allah Celle Celaluh'tür derken 6 milyar insanın 6 milyarı da doğuyu da bilir, batıyı da bilir. Gökyüzünü de bilir, yeryüzünü de bilir.
Yani hepsinin bildiği, hepsinin yararlandığı, istifade ettiği şeyler gözünün önüne getirilerek, bak güneşi doğduran o, güneşi batıran yine o Allah Celle Celaluh'tür diyerek Rabbin tarifini Allah Celle Celaluh bize Musa Aleyhisselam'ın diliyle öğretiveriyor. Düşmanın gücü ne o kadar büyük olursa olsun, Firavun en güçlü olarak bize tarif ediliyor. En güçlü, kralların en büyüğü olarak. Kafirlerin zirvesine tırmanmış. Daha kafirlikte çağımızın gavurları onun seviyesinde değil. Kafirliğin zirvesinde birini örnek olarak Allah Celle Celaluhu bize sunuyor ki, günümüz gavurlarının fikirlerini okumaya zaman ayırmayın. Ayırmayın. Yetişemezsiniz. Hangi gavurun fikrini okuyacaksınız? Hani şöyle bir hesap yapılmış bir zaman bir adam, tabii onun da hesabı tenkit edilir de, şu anda şu bir sene içinde yazılan kitapları bir elden getireyim, okuyayım diye başlasanız, 400 yıllık ömrümüz olması lazımmış. Yani şu anda yeryüzünde gavurluk yapanların kitaplarını okumaya başlasanız sizin ömrünüz yetmez. Yani gavurlar bizim hakkımızda ne diyorlar demeye gerek yok. Ne diyeceklerini, neler yaptıklarını Allah Celle Celaluhu bize Firavun'un dilinden, Nemrud'un dilinden, Ad'ın dilinden, Semud'un dilinden, Lud'un kavminin dilinden, Nuh'un kavminin dilinden söyletivermiş. Şeytanın dilinden söyletivermiş. Ve neler yapacaklarını da işte onlar diyorlar, sizi taşlarız, sizi hapse atarız, sizi yakarız, sizi çaprazlama keseriz, sizi çarmıha gereriz diyorlar. Size ekonomik ambargo uygularız diyorlar. Peki günümüzdekiler ne diyor? Tekniği değişiriz. Yakarım diyeni bombalarım diyor o. Bombalar, atom bombası atarım diyor. Yine yakmaya geliyor. Yani eski gavurla yeni gavurun arasında fark yok. Kullandıkları teknoloji farklı. Birisi normal ateş yakıp yakıyor. Hani ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ifade etmişti. Yahudilerin Hristiyan Müslümanlarını yakarken seyirci bile olduklarını, topyekün şehrin ondan zevk aldığını ifade eden, işaret eden ayet-i kerimeleriyle Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor diye ateş yakarak, ateşte yakarak, İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarak fikirlerinin üstünlük sağlamasını bazı gücüyle, silah gücüyle ortaya koymaya kalkanlara karşı peygamberler başarılı olmuştur. Musa Aleyhisselam başarılı olmuştur. Onun mülküne Musa Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenler varis olmuşlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Biz bunu okuyup kalmayacağız. Bir masal gibi, bir hikaye gibi okuyup, bir tarih bilgisi gibi alıp bırakmayacağız. Günümüzde de Musa Aleyhisselam gibi benim Rabbim Allah Celle Celaluh'tür. Sizi de alemlerin Rabbine davet ediyorum ve Allah'ın kitabına uyunuz der. Ama bunu yanan bir yürekle dersek, yavrusunu arayan, kaybolmuş yavrusunu arayan ananın veya babanın arayışı gibi ararsak ve bu insanların imana gelmesini yürekten istersek, Allah Celle Celaluhu de bizi başarılı kılacaktır. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.